Hepinize merhaba arkadaşlar. Yüksek Ölüm'de Uzi ve saha uzmanı zırhımızla kalan katları çıkmaya devam edeceğiz. Taktikleriyle birlikte tabii ki de sizlere göstereceğim. Hadi bakalım şu an kat 11'e girelim. Kat 11 nasıl? Hep birlikte görelim. Öncelikle antiseptik ve gıdamızı yiyoruz. Şöyle kalkanımızı da değiştirelim. Seviye 3 takacağım. Tamamdır. Zemini açılmıyor. Arada oluyor böyle. Şöyle tam geri gidersek açılır. Ve kat 11. Gördüğünüz gibi sıçrayabiliyorum ama sizlere göstermek için sırasıyla ilerleyeceğim katları. Şimdi bakalım kat 11'de ne yapmamız lazım? 1F2 jeneratörü onarmamızı istiyor bizim. Şöyle sakinleştiriciye geçeyim direkt. Buradaki taktiği göstermiştim sizlere ama yeni izleyen kullanıcılar için yine taktiği gösteriyorum. Kapı açma, kapatma taktiği zombileri öldürmeden. Sakinleştiricimizi attık. Bir tane kalmış içeride zombimiz. Kapımızı kapatıyoruz. Ve o zombiler orada hapis artık. Şimdi şu kalan zombimizi öldürelim. Direkt şu jeneratörümüzü onaralım. Ardından diğer kapımızı açalım. Hop. Açıl susam açıl. Evet. Diğer kapımız da açıldı. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle. Durmak yok. Yola devam. İnşallah Yüksek Ölüm'de herkes istediği katlara ulaşır. Parlak çubuğunu, ödülünü vesaire elde eder arkadaşlar. Şuraya da bir tane atalım şöyle. Burayı da kapatacağım çünkü ama geç kaldım, kapatamayabilirim. Erken kapattık. Güzel. Gelin mi siz böyle? Ama tutmaman lazım senin bizi. Sakinleştiricimin süresinin şey olmasını bekledim de olmadı. Vurma. Vurma be. Son saniyede açamadım. Gelin bakayım. Sen de gel böyle boss. Orada durma sen. Ya bu tarafa gel. Gel bakalım. Evet. Şimdi açarız ama. Sakinleştiriciyi attık ya. Gıcık tuttu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Bir jeneratör daha onarmamız mı lazım bizim? Ana. Yok, bunu öldürmemizi istiyor bizim. Boss'u öldürmemiz gerekiyor. Şu ufakları öldüreyim önce. Biraz önce zaten ben burayı şey yaptım. Ne oluyor arkadaş? Bir ev. Alt katı söylüyor. Da. Ok da burayı gösteriyor. Nasıl olacak bu iş? Burayı tekrardan bir açayım ben. Bakın ok o tarafı gösteriyor. Baga mı girdi acaba? Alt kat. O zaman biraz daha dolanalım bakalım. Yanlış geldik sanırım. Ok hala o tarafı gösteriyor. Burada bir şey var mı diye bakıyorum. Bakın altta bir jeneratör var. Sanırım onu gösteriyor. Geri gidelim bakalım. Da boşa gidiyoruz büyük ihtimalle geriye ama. 1F. Alt kat. Şuradan bir alt kata inelim. Ok bizi yanılttı ya. Ters geldik. Siz bu hataya düşmeyin arkadaşlar. Evet, buradaki jeneratörü onarmamız gerekiyor.
Hop 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 hop. Bunları yine kapı açma taktiğini zaten sizlere gösterdim. Sakinleştiriciyi atıp kapıyı açabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama bu jeneratörü biz ters gelmişiz. Onarmamız gerekiyormuş. Onaralım. Sen oradan bana vuramazsın. Kaçmak için asansöre bin. Tabii ki de bu asansör kapalı. Ne yapacağız? Geldiğimiz yere tekrardan gitmemiz gerekiyor. Biraz zaman kaybettik burada açıkçası ama sıkıntı yok. Katı geçeceğiz. Daha 5 dakikamız var. Geldiğimiz yere tekrardan geri gelmiş olduk ama en azından buradaki jeneratörü kapatıp buradaki boss'u vesaire de öldürmüş olduk. Bu katı da böylece geçmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Şimdi kat 12. Kütüphanede hasta işgal edilmiş hastalıkları yiyen ve ops, ilk bu jeneratörü açmamız gerekiyor. Açtıktan sonra muhtemelen bir sürü zombi gelecek diye düşünüyorum. Açmadan geldiler. Mübarek zombiler. Bunları da kitaplıkların üstüne çıkıp yüksekten indirebilirsiniz. O şekilde zombileri de temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Nasıl derseniz şöyle göstereyim size. Hemen buranın taktiğini de göstermiş olayım. Buraya çıkıp buradan bu zombileri indirip jeneratörün etrafındaki size zaten hasar veremezler yüksektesiniz diye. Ardından jeneratörü çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle mermim bitti. Hemen mermi kuralım. Tutmasan olmazdı zaten ya. Hadi güle güle. Herhalde zombi kalmadı gibime geliyor. İki F'de ikini onar diyor. Şimdi ikinci kat. İki F'de değil ikinci kat. Bir F'de değil birinci kat arkadaşlar. Buranın da şöyle sizlere taktiğini göstereyim hemen. Daha önceki videolarda gösterdim ama şu zombiyi öldürüyoruz. Yukarıdayız diye diğer zombiler geri gidiyor ve jeneratörü açıyoruz. Buranın taktiği de bu. Ve katı temiz bir şekilde geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Devam. Şimdi kat 13'e geçiyorum. Bakalım kat 13'te ne var? Ne bekliyor bizi? Özel mutantı yiyen diyor. Bakalım nasıl bir yer burası? Özel mutant. Tamam. Seni gördüm mutant. Şuraya bir cephane kuracağım. Ardından özel mutantla savaşacağız. Huzu ile devam. Bakın gördüğünüz gibi bizi hiçbir şekilde görmüyor. Ve öldürdük. Hiç hasar yemeden. Bu katın taktiği de bu arkadaşlar. Bu katı da böylece geçtik. Ve kat 14. 14'e geçelim hemen. Bir F'de iki jeneratörü onar. Yani buradan bahsediyorsun. Vurma. Çok iyisin. Bunları da buradan temizleyebilirsiniz. Bakın. Hasar yemeyeceksiniz. Eğer benim çıktığım yere çıkaraktan hiç hasar yemezsiniz. Zombiler de size vuramaz. Zombileri temizlersiniz. Ardından jeneratörü açabilirsiniz arkadaşlar. Buranın taktiği de bu şekilde. Her zaman yükseklere çıkmaya çalışın. Yüksek ölümde adı üstünde yüksek ölüm. O yüzden yükseklerden oynamaya çalışın canlar.
Şöyle. Diğer zombiler var. İçeride de vardı. Kapı kapatma taktiğini zaten sizlere gösterdim. Gösterdiğim şekilde kapıları kapatın. Zombileri öldürmek zorunda bile kalmıyorsunuz, inanın. Zaten görüyorsunuz. Çektiğim, paylaştığım videolarda da. 2F diyor. Ters gideceğiz. Burası doğru taraf. Yanılmayın. Biraz önce biz yanıldık. Siz yanılmayın. Devam. Yani 2F dediği ikinci kat oluyor arkadaşlar. Ondan bahsediyor. Şöyle hop hop gidiyoruz. Kapımızı kapatıyoruz ki arkadan zombi vesaire gelmesin, bizi uğraştırmasın diye. Buranın taktiğini zaten sizlere gösterdim biraz önce. Ekstra olaraktan şu taktiği göstereyim sizlere. Bakın buranın yüksek yeri de burası arkadaşlar. Burada pek hasar yemezsiniz ve boss zombiyi falan da daha rahat öldürürsünüz. Hasar yiyebiliyoruz ama fazla hasar yemiyoruz. Bir de şurayı deneyelim. Normalde orada vurmamaları gerekiyordu onların. Öldü bile zaten. Bir tane de altın var. Kaçmak için asansöre binin. 14. katı da bu şekilde geçiyoruz ve ilerliyoruz 15'e. Kat 15. Muhtemelen özel mutant öldürtecek bize derken aynen özel mutantı öldürtecek. Bakalım burada cephane bug'ımız çalışıyor mu? Deneyelim. Geç kaldım. Cephaneyi kurmakta çok geç kaldım. Cephane olmadan 360 derece bug'ımız çalışıyor burada arkadaşlar. Taktiğimiz bakın. Tam 360 derece karşısında durduk mu? Hop 360 diyorum. Tam karşısında 180 derece. O boss bizi göremiyor arkadaşlar. Şöyle. Bakın diğer direklerden göstereyim size. Misal. Bakın şu an dur. Girecek. Bakın bakta şu an. Bakın bize hasar vurmuyor ama biz ona vurabiliyoruz. Bu katın olayı da bu arkadaşlar. Kat 15'i de bu şekilde geçmiş olduğumuza göre videomuzu kesiyorum ve kat 15-20 arasında görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Destek amaçlı videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz canlar. Görüşürüz.